İyi akşamlar. Bugün 5 Mayıs 2014 Pazartesi Edirne Televizyonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, baharın gelişini kutlamak amacıyla yapılan geleneksel kakava şenlikleri saray içinde yapıldı. Kakava ateşinin yakıldığı şenliklerde renkli görüntüler yaşandı. Romanlar arasında baharın gelişini kutlamak amacıyla her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şenlikler kapsamında tarihi Kırkpınar Güreşen'in yapıldığı saray içinde kakava ateşi yakıldı. Bu yıl kakava ateşinin yakılmasıyla ilgili gelenek değişti. Belediye Başkanı Recep Gürkan görevini bir günlüğüne Edirne Belediyesi'nin Roman Meclis Üyesi Erkan Makas'a devrettiği için ateşi Roman Başkan Vekili yaktı. Saray içinde yapılan kakava şenliklerine Edirne Valisi Hasan Durer, Belediye Başkan Vekili Erkan Makas, Vali Yardımcıları, Oda Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Kakava şenliklerine şarkıcı Balık Ayhan da katıldı. Kakava şenliklerinde saray içinde çeşitli gösteriler de gerçekleştirildi. Şenlikler kapsamında Edirne Belediye Başkanlığı tarafından katılan protokole ve halka pilav ikramında bulunuldu. Pilav dağıtımı sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı. Kakava şenlikleri kapsamında bu akşam saray içinde şarkıcı Balık Ayhan konser verecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşe'nin yapıldığı saray içi mevkiinde kakava ateşinin yakılmasıyla birlikte başlayan etkinlikler, romanların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde gece boyunca devam edecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren roman vatandaşlar mahallelerinden saray içi bölgesine akın ediyor. Tunca Nehri suyunda yıkanan romanlar ağaç dalları kopararak dilek tutuyor. Romanların geleneksel bahar şenliklerini takip etmek isteyen insanlar Edirne'ye akın ediyor. Yurdun farklı bölgelerinden gelen misafirler romanlarla birlikte eğlenerek onların bahar sevincine ortak oluyor. Bugün Edirne olarak güzel bir şenlikle bir aradayız. Bildiğiniz gibi her yıl 5-6 Mayıs'ta kakava şenlikleri olarak kutlanıyor Edirne'de. Biraz sonra dostluk, barış ve kardeşlik ateşini hep birlikte yakacağız. Bu ateşin bütün dünyada dostluk, barış ve kardeşliği sağlamasını dilekle yakıyoruz. Ben öncelikle Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım Recep Gürkan'a sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Buradan dünyaya mesaj veriyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti diğer Avrupa'daki tüm ülkelere örnek olmasını diliyoruz.